Sayın velilerim ve sevgili öğrencilerim, 2023-2024 liselere geçiş sistemi sınavında Türkçe bölümünde sorulan soruların MEB'in yayınladığı örnek sorularla örtüştüğü görülmüştür. Türkçe testi geçen yılda olduğu gibi belirleyici olmuştur. Anlam bilgisi bölümünde soru dağılımı kolay, orta, zor düzeyde olmuştur. Dil bilgisi konularının ise öğrenciler tarafından rahatlıkla yapılabilecek düzeyde olduğu görülmektedir. Dil bilgisi konularından olan cümlenin ögelerine ve fiilde çatı konusuna yer verilmediği görülmüştür. Yine Türkçe testinde yazım ve noktalama soruları orta düzeyde yer almıştır. Dilerim tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı bir sınav olmuştur. Merhaba, Jalat Ezer Koleji Matematik Bölümü Zümre Başkanı Duygu Sema Bozoğlu. 2024 yılı LGS Matematik Bölümü sorularının genel anlamda MEB örnek soruları ve çıkmış sorularla örtüştüğü görülmektedir. Sınavda çarpanlar ve katlar ünitesinden ve geometride üçgen konularından birer adet seçici soru olduğu gözlemlenmiştir. Sınava giren tüm öğrencilerimizin güzel sonuçlar elde etmesi dileğiyle. Sayın velilerim ve sevgili öğrencilerim, Cahit Ezer Koleji Fen Bilimleri Zümre Başkanı olarak sınavımızı değerlendirmek ve herkese geçmiş olsun dilemek isterim öncelikle. Bu sene LGS sınavımız tahmin edildiği üzere MEB'in soruları ve kazanımlarına benzer şekilde gerçekleşti. Fen bilimlerinde 7 ünite mevcuttu ve bu 7 ünitenin her birinden soru dağılımı homojen olarak gerçekleşti. Kolay, orta ve zor olarak sorularımız mevcuttu. Tahmin ettiğimiz üzere fen bilimlerinde zorlayıcı ve belirleyici olan kısım aslında temel bilgi düzeyinde olan kısımlar değil de daha çok okuduğunu anlamak, daha dikkatli olmak ve bazı kilit anahtar cümlelere dikkat etmekle alakalıydı. Bunları dikkat eden öğrencilerimiz eminim ki soruları doğru cevaplamıştır. Zorlayıcı kısımlar ise 5. ünite basit makineler ve 7. ünite elektrik ünitesiydi. Burada yine sonuç olarak şunu anladık ki fen bilimleri kısmında temel bilgiyi anlayabiliriz, kavrayabiliriz fakat okuma kısmı, anlama kısmı ve dikkat kısmı da bizim için çok önemli. Umarım herkesin sınavı çok iyi geçmiştir ve gönüllerine göre olur tüm çocuklarımızın. Bir seneyi daha arkamızda bıraktık. Çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Merhabalar. Sevgili öğrencilerim, sayın velilerim, 2023-2024 yılı LGS sınavını geride bıraktık. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorularla örtüşmektedir. Soruların dağılımı ise 1. üniteden 1 tane, 2. üniteden 2 tane, 3. üniteden 2 tane, 4. üniteden 3 tane, 5. üniteden 1 tane, 6. üniteden 1 tane olmak üzere toplam 10 adet soru sorulmuştur. Bu sene yapılan sınavda 7. üniteden soru sorulmamıştır. Soruların kolay, orta, zor şeklinde dağıldığı görülmüş, yorum sorularının yanında doğrudan bilgiyi kullanmaya yönelik sorular olduğu da görülmektedir. Şimdiden sonuçların tüm öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını dileriz. Merhaba değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılan liselere giriş sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden gelen soruların beklenen düzeyde olduğu görülmüştür. Aynı zamanda soruların Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularıyla örtüştüğü de görülmektedir. Bu minvalle gelen soruların zorluk derecelerinin orta, kolay ve zor derecede sorulduğu görülmektedir. Konu dağılımlarına baktığımızda 1. üniteden 2 soru, 2. üniteden 3 soru, 3. üniteden 1 soru, 4. üniteden 2 soru, 5. üniteden 1 soru ve ünite sonundaki peygamberlerin hayatlarından 1 soru sorulduğu görülmektedir. Şimdiden sonuçların tüm velilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sayın velilerim, sevgili öğrencilerim, 2023-2024 LGS sınav soruları umarım hepinizin beklentisi gibi olmuştur. Sonuçlar umarım istediğiniz gibi olur. Şimdi sizlerle LGS'de çıkan İngilizce sorularımızın yorumlarını ve analizlerini yapacağız.
Sınavdaki çıkan tüm soru çeşitleri Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu sorularla hemen hemen birebir örtüşüyor. Genellikle soruların cevapları uzun değil, birkaç kelimelik cevaplar şeklinde. Şöyle bir ünitelere baktığımızda, 1. ünite Friendship, 7. ünite Tourism ve 10. ünite Natural Forces'tan hiç soru çıkmamıştır. Yorumlama ve analiz etme becerilerine dayalı sorulara yer verilmemekle birlikte çeldirici ve belirleyici sorularda bulunmamaktadır. Tekrar hepinize şimdiden başarılar dilerim. Umarım sonuçlar istediğiniz gibi olur. Teşekkürler.